Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte gece yarısı hiç kimsenin beklemediği bir anda herkesin indirim beklerken bir anda zam ile karşılaştığı bir gecenin sabahında ÖTV zammı hakkında bilgi vermek istedim. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi bana yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya bırakabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçebiliriz. Otomotiv sektörü sürekli yükselen kurlardaki dalgalanma sebebiyle bir zam bekliyordu. Fakat ÖTV zammı herkeste şok etkisi yarattı. Gece yarısı yayınlanan kararnameye göre ÖTV oranlarında ciddi anlamda değişiklikler yaşandı. Buna göre 45 ve 50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15.000 TL gibi bir rakamla arttırıldı. %60'lık dilim ise %80'e yükseldi. Buraya dikkatinizi verin. Orta ve üst düzey araçlar için fahiş bir fiyatta zam yapıldı. Peki bu zam sonrası fiyatlar nasıl değişecek? Bundan sonra bizi nasıl fiyatlar bekliyor? Şimdi bunları açıklayalım derseniz. 1600 cm3 silindir hacmine kadar matrağı 85.000 TL'ye olan araçlarda %45 bir zam, 85.000 ve 130.000 arası olan araçlarda ise %50 ÖTV uygulanacak. Matrağı 130.000 TL ve üzeri olan araçlarda ise %80 ÖTV uygulanacak. 1600 ve 2000 cm3 silindir hacmi olan ve matrahı 170.000 TL'ye olan araçlarda ise %130'luk bir ÖTV uygulanacak. 170.000 TL ve üzeri araçlarda ise %150 oranında bir ÖTV bizi bekliyor. Böylece KDV ile birlikte en üst vergi %277 olmuş oldu. Ve bu durumda ise Türkiye bir dünya rekoru kırdı diyebiliriz. 2019 yılında Danimarka %212'yi aşan bir vergilik oranla dünyada en çok araçlara vergi uygulayan ülke olarak birinci sıradaydı. Dün gece biz de %277'lik bir oranı görerek şu anda dünyada açık ara bu otomobil zamları konusunda birinciyiz diyebilirim. Fakat burada önemli olan bir detay var. Danimarka yerli araçların insanların kullanması için çok ciddi teşvikler sağlıyor. Çok ciddi olanaklar sağlıyor. Bakalım burada durum nasıl olacak? Bunu cidden merak ediyorum. Acaba biz yerli aracımızı almak için hangi imkanlardan faydalanacağız veya bize işte o araçları almak için bir kredi imkanı veya ayrı bir durum çıkartacaklar mı? Bu da ilerleyen yıllarda bizim karşımıza çıkacak bir durum olarak belirtebilirim. Bu videoyu kapatmadan önce bir şey söylemek isterim size. Bu videoda asla ve asla bir siyasi kişiliği yüceltmedim veya bir siyasi kişiliğe yüklenmedim. Sadece tarafsız bir şekilde okuduğum haberlerin ortalamasını sizlerle paylaştım. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyiniz. Ek olarak bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız veya beni şeyler anlatarak beğendiyseniz eğer bu videoya like atmayı, beğenmeyi, görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.